güvenilir insanlık, güvenilir insan olmanın da birinci şartı. O gece bir de selam indiriyor. Bu da çok gördüğüm bir Cenab-ı Hak yani Allah bu. İnsanda güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur diyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı olarak mübarek Ramazan-ı Şerif için hazırlamış olduğumuz Gönülden Gönüle programımızda tekrar huzurlarınızdayız. Bugünkü programımızın konusu saygı ve konuğu değerli hocam, arkadaşım, abim, beraber uzun süre beraber çalıştığımız Profesör Doktor Hayri Ertan Hocam. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyisiniz inşallah hocam. Çok şükür, elhamdülillah iyiyiz. Hocam, eserlerle başlıyoruz biz programımıza.
mümkün mertebe genel olarak bir nameyle başlayalım, nameyle bitirelim. Kubbede, kubbede bir sazıyla, sözüyle, sohbetiyle bir hoş sada bırakalım. Muhabbetindeyiz, demindeyiz, hevesindeyiz. Bu manada uşak bir ilahiyle başladık. Zekai Dede Efendi'ye ait olan arkadaşlarım seslendirdiler. Eserle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Evet hocam, bestesi Zekai Dede'ye ait. Şeyhin Şahı Cihan Bağını, Risalet Şahı Zi Ünvan eserini icra ettik. Aslında tevşih formunda bir eser. Güfteleri Efendimiz Peygamber Efendimiz'e yazılmış bir eser. Biliyorsunuz Mevlüt ile Miraciye aralarında daha ziyade tevşihler icra edilir. Çünkü her iki formda birisi Hazreti Peygamber'in doğumu münasebetiyle, birisi Miraca yükselmesi hasretiyle yapmış olan eserler. Ondan bahseden eserlerin arasında da ondan bahseden eserler icra ediliyor. Bunlara da tevşih ediyoruz değil mi? Bugün bu eseri saygı minvalinde ele alıyoruz. Şeyhin Şahı Cihan Bağını, yani Sultanlar Sultanı, Padişahlar Padişahı Cihan Bağını, işte dünyanın bekçisi, dünyanın hükümdarı aslında, Risalet Şahı Zi Ünvan güfteleriyle Peygamber Efendimiz'e yazılmış. İhtiram eden, ona saygı, muhabbet evet. gösteren ve bunu işaret eden bir eser. Normalde dinin kendi içerisinde rükünler ne varsa eserlerimiz de aslında bizim onları söylüyor. Hazreti Peygamber'in ümmete, kullarına, sahabine ne söylemişse aslında bizim musikimiz içerisinde kültüre ve milli manevi değerlere halel getirmeyerek yapılan eserlerin tamamı da aslında bunları söylüyor. Konumuz bu manada saygı. Hocam, Hayri Hocam'a şöyle dönerek. Hocam çok saygın, sevdiğimiz bir hocamız. İlahiyat Fakültesi'nin öğretim üyelerinden. Hocam teşekkür ederiz katıldınız. Saygı konusunda ne diyelim? Hazreti Peygamber'den bu tarafa, Hazreti Peygamber'in muhabbetine binaen yapmış olan bir eserle başladık. Hazreti Peygamber'den bu tarafa saygı ne şekilde işlenmiş, ne şekilde kalmış? Gelenek, görenek, ecdadın bize aktardığı ne dersiniz? Buyurun. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca başka bir memnuniyetimi ifade etmek isterim. O da şu, iletişim araçlarının arasında en etkin olanlardan bir tanesi de sanat. Hı. Sanatsal iletişim. Siz aslında burada sanatla birlikte İslam'ın, İslam düşüncesinin ya da İslam medeniyetinin çok önemli değerlerinden bir tanesini bugünkü programınızda işlemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla kuru bir saygı anlatımından ziyade sanat araçlarıyla bunun insanlara anlatılması çok değerli benim için. Zira sanat insanların gönüllerine doğrudan giren bir niteliğe ve özelliğe de sahip. Gönülle birlikte olduğu için bu iş soyadınıza da uygun olarak güzel bir program oluyor. O yüzden de ben sizi çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Tabii siz de bahsettiniz. Saygı kendisi üstün görülen, değer verilen ya da hürmet edilmesi gereken şeylere yapılır bir bakımda. Sadece Hazreti Peygamberimiz değil, ondan önceki peygamberlere de biz saygı, sevgi ve hürmet besliyoruz. Dinlerin genelde yapmak istediği, vermek istediği mesaj temelde birlikte yaşaması gereken insanların, ki insan doğuştan birlikte yaşamak zorunda, bu vasıflar ve niteliklerle yaratılmış, huzur ve bir düzen içerisinde yaşamasını istiyor dinler. Yani birlikte yaşıyorsak herkes birbirine hürmet etmeli, saymalı, sevmeli, bir diğerinin hakkına riayet etmeli. Bu da düzeni beraberinde getiriyor. Dünyada kurulan huzurlu düzen, birlikte yaşam aslında bu dünyadan sonraki hayatı da başarılı bir şekilde elde etmemizi temin ediyor. Yani Cenab-ı Hak aslında yüce yaratıcı bizlere dini gönderirken ya da dini emirleri mesaj olarak iletirken
peygamberler aracılığıyla hem dünyada hem ahirette huzuru ve kurtuluşu sağlamanın araçları arasında bu ilkeleri de koymuş oluyor. İşte saygı da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla biz toplum hayatımızda, birlikte yaşam içerisinde başkalarına saygı göstermemiz gerekiyor. Saygı aslında eşittir hukuk anlamına geliyor. Saygı eşittir uzlaşma anlamına geliyor. Saygı yardımlaşma anlamına geliyor. İnsan saygı göstermediği herhangi bir kimseye ya da canlıya hatta onun haklarına riayet etmez. Acaba onu incitir miyim, üzer miyim ya da onun hakkı olan bir konuda haksız şekilde ondan bir şeyleri alır mıyım diye endişe de duyar. Dolayısıyla saygı aslında şöyle anlaşılabiliyor ama korku gibi korku değil. Korku var ama korku karşısındakini, yanındakini ya da bir başkasını incitme endişesi, üzme endişesi olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla saygı ailede olsun, iş hayatında olsun, sokakta olsun, mahallede olsun düzeni korumak, huzurlu yaşamak için yerine getirmemiz gereken bir değer. Bir sevgi hissi aslında, öyle de diyebiliriz. Dolayısıyla biz yaratılanlara, yaratanın büyüklüğünden dolayı, bize bahşettiği şeylerden dolayı hürmet etmeliyiz. Yani saygı göstermeliyiz. Bir diğer husus da önce kendimize saygı duymalıyız aslında. Kendimize niçin saygı duymalıyız? Başkalarının bize saygı duyması için. Biz saygı duyalım ki onlar da bize saygı duysunlar. Bizim nasıl bir varlık olduğumuzu bize hissettirsinler. Dolayısıyla biz önce kendimize saygı duymalıyız. Neden? Bizi Cenab-ı Hak yaratmış yüce bir varlık olarak pek çok canlıdan ya da yaratılmışlardan daha değerli kılmış. Onun için biz önce kendimize değer vermeliyiz, saygı göstermeliyiz ki başkalarına saygı gösterebilirim. Yolda gidiyoruz trafikte. Örneğin sadece şerit bizim diye düşünürsek aslında düzeni bozmuş oluruz. Kendi hayatımıza gasp etmiş oluruz. Kaza yapma riskimiz büyük oranda artar. Dolayısıyla kendimize saygı duymak için de başkalarına saygı duymak zorundayız. Başkalarının hakkına riayet etmek zorundayız. Çünkü paylaşıyoruz bu hayatı. Evet. Kendi başımıza yaşamıyoruz. Dedim ya, yardımlaşmak, paylaşmak. Aslında saygı yardımlaşmayı, paylaşmayı, uzlaşmayı, başkasının hakkına riayet etmeyi, onu var olarak görmeyi beraberinde getiriyor. Toplumsal düzen için saygıya ihtiyacımız var. Hocam çok güzel bahsettiniz. Yani biz paylaşıyorsak, seviyorsak, evet, hürmet gösteriyorsak, saygı da duymamız zaten bunun doğal sonucu. Saygıdan bahseden birisinin veya birisine saygı duymasıyla alakalı bir davranış biçimi olarak geliştirmesi gereken bir kişinin aynı zamanda saygın bir kişi de olması gerekiyor. Biz kendi hayatımıza başkalarının, hani var ya, kendine yapılmasını istemediğim bir şeyi başkalarına yapma aslında bu saygının bir ifadesi, evet, değil mi? Evet. Yani biz bu hayatı kendi başımıza yaşamıyoruz. Yaşadığımız her an, her atmosfer, hem ortam birbirimize muhabbeten, hürmeten, saygı duyarak hayatı idame ettirmeyi bize emrediyor ve zorunlu kılıyor. Biz burada saygıyı şöyle algılamamalıyız aslında, değil mi? Maddi bir takım korkularla saygı, yani bir ceza dedik ya mesela, maddi bir cezadan bahsediyorsak, dünyevi bir cezadan bahsediyorsak, o cezanın takip edilmesinden sonra saygı ortadan kalkar. Kesinlikle. Yani bizim takip edeceğimiz veya işte dikkat etmemiz gereken saygı aslında muhabbeten, bize emir olunduğu üzerine dost doğru olmak, bu da programımızın konularından bir tanesiydi. Bize verilen emaneti saygın bir şekilde yaşayarak sonraki nesillere devretmek, bunlar da bizim konularımızdan bir tanesi. Ramazan içerisinde işlediğimiz konulardan bir tanesi, işleyeceğimiz konulardan bir tanesi. İnsana dair değerleri konuşuyoruz demiştik ya hocam. Yani biz saygı bağlamında baktığımız zaman hiçbir değeri diğerinden ayırmaksızın
bunu idame ettirmek, hayatımızın her noktasını tezyin etmek, etrafımıza ve birbirimize olan ilişkilerimizi kurmak noktasında olabilecek en muteber şekilde yaşayıp yaşatmak ve göstermek durumundayız. Evet. Herhalde bunların hepsi saygın içerisinde bahsedilmesi gereken hasletler olarak söylemek lazım, değil mi? Evet. Aşık Veysel de bu noktada, değil mi? Saygın bir hayat, çileli bir hayat yaşamış olmasına rağmen kendisinin vedası olarak bahsedilen bir eser var, değil mi Burak Hocam? Bir eser icra edelim hocam. Yine o aslında bu dünyayı yaşayıp göçerken bize bırakmış olduğu, emanet ettiği, bizim de saygıyla o emaneti aldığımız ve ona gösterdiğimiz, onun bahsettiklerine gösterdiğimiz hürmetle icra ederek, yaşayarak, yaşatarak sonraki nesillere aktarmak noktasında da kendimizi vazifeli adettiğimiz durumlardan, eserlerden, konulardan bir tanesi. Ne diyor hocam Aşık Veysel? Aşık Veysel hocam, selam saygı hepinize. Gelmez yola gidiyorum. Ne karaya ne denize gelmez yola gidiyorum diyerek saygıyla bu dünyadan ayrılıyor. İnsanlara saygısını dile getirerek göçüp gidiyor. Kendisinin havalandırdığı ve Sivas yöresine ait güzel bir türkü. Programa başladığımızdan beri her bir bölümde birbirinden değerli konuk hocalarımızla insana dair çok önemli erdemlerden bahsettik. Ve bu programın konusu da saygı. Aslında saygı üzerinde hocam, evet tabii ki çok önemli bir erdem. Fakat saygı, bu gibi erdemlerin ben salt bir bilgi olarak açıp herhangi bir kitaptan, herhangi bir kaynaktan öğrenilen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tabii bu bir eğitim sürecidir. Evet, bu bir davranış, bir yani şey, ailede başlayan, evet. En önemlisi aile içerisinde başlayan ve sonrasında çevrenin bizim eğitimimiz üzerindeki etkisi ve daha aslında sonra çok da... Güzel, çok güzel bir şey söylediniz. Aile diyoruz ya hocam. Evet. Aile olarak çekirdek yapıdan bahsettiniz aslında, evet. Kastettiğiniz bu ama aslında Anadolu tamamıyla bir aile. Tabii. Yani o ailenin büyük aileye ram olacak temel nüveleri çekirdek aile yapısında bireylere, çocuklara, evlatlarımıza kazandırmamız gerekiyor. Bu bir belki zincir gibi aslında hocam. He. İşte o çekirdek aileden başlayıp o millet olma bilincine yine tabii, varana tabii. kadar tabii. önemli bir süreç. İşte bahsettiğim gibi aile, ailenin eğitim hayatımız üzerindeki etkisi, daha sonra çevrenin ve daha sonra okul hayatımızın etkisi. Fakat burada ben bizlerden örnek verecek olursam aslında bu anlamda kendimizin, herhalde diğer hoca arkadaşlarım, meslektaşlarım da kendilerini öyle addederler. Şanslı olduğumuzu düşünüyorum ki saygıyı tecrübe etme anlamında musiki hayatımıza başlarken çok önemli, çocukluğumuzdan beri çok önemli herhalde meclislerde bulunmuşuzdur. Bunu çok küçük yaşlardan itibaren tecrübe etmişizdir. Bu da bize aslında adab-ı muaşereti, bir meclise girerken nasıl girilmesi gerektiği, nasıl konuşulması gerektiği veya nerede konuşup nerede susulması gerektiğini öğreten bir süreç oldu. Eminim ki diğer arkadaşlarım bu anlamda bana katılırlar. Çünkü musiki meclisleri böyledir, evet. Kendi içerisinde kendi şu anki bulunduğumuz ortam bile vardır. Bunu insanlara göstermemizi sağlıyor aslında. Bu ortamlar saygıyı tecrübe etme ve nasıl olması gerektiğini bizlere gösterme açısından çok önemli ortamlar, önemli mekanlar. Buralarda bulunmaktan dolayı da yani kendimizi her zaman şanslı görmeliyiz diye düşünüyorum. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Eseri dinleyelim mi? Eyvallah. Aşık Veysel ne diyor bize? Bu bir veda eseri aslında. İsterseniz solo icra edin hocam. İstediğiniz gibi yorumlayın. Eyvallah. Çünkü Aşık Veysel kendi başına çalan bir aşık. Adı üstünde. Aşıklar evet. Hep öyledir. Değil mi? Kendi başlarına çalar söylerler. Aslında bizim müziğimiz de daha ziyade Türk müziğinden bahsettiğimiz tabii zaman tek başına daha çalıp çok söyleme geleneği. Solo denilen evet. icrayı daha çok ön plana çıkartan çünkü çok... yorumlanabilsin diye. Evet. Anadolu'daki hemen hemen yörelerdeki bütün kaynak kişileri hemen hemen aslında eserlerini yalnız icra ediyorlar. Ama biz bunları hem yalnız hem topluluklarla icra ediyoruz ki daha çok kişi öğrensin diye. Aşık Veysel elbette onun gibi söyleyemeyiz, çalamayız ama Aşık Veysel de beğenirdi inşallah diye ümit ederek icrayı bir solo icra olarak dinleyelim bağlamayla. Buyurun. Eyvallah.
hepinize gelmez yola gidiyorum. Ne karaya ne denize gelmez yola gidiyorum. Ne karaya ne denize gelmez yola sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzel bir eser. Evet. Aslında Aşık Veysel'in bütün hemen hemen eserleri hayatı anlatan, hayatı öğreten eserler. Burada güzel bir vurgu var. Pek çok eserde de geçer. İnsan ömrü iki bahar arasındadır değil mi? İlk bahar ve son bahar olarak tarif edilir. Evet. Eserlerde çok fazla gelir. İlk bahar böyle yeni yetme, çocuk ve gençlik zamanları. Son baharda artık yavaş yavaş vaktin tamam olduğu zamanlar hocam. Yaz çok hızlı geçtiği için, yani gençlik çağları çok hızlı geçtiği için hiç yazla alakalı çok fazla eser hatırlar mısınız? Değil mi? Nevbahar çok fazladır, ilkbahar çok fazladır, sonbahar çok fazladır ama hocam yani hani günümüzde icra edilen veya günümüzde böyle mevsimlik yapılan, üretilen şarkılardan bahsetmiyorum. Onlar bizim repertuarımız içerisinde olan eserler olmadıkları için hep bir bahar vurgusu var. Ve sonbahar da burada çok güzel ve çok iyi vurgulanmış eser içerisinde. Evet, çok ve veda ediyor aslında bu eserde Aşık Veysel. Aşık Veysel gibi bir adam veda ederken de türküyle veda ediyor. Bu türkünün içerisinde biz aslında hayat ibareti özetleyen bir eser olarak bakıldığında hocam İslam kültürü içerisinde ayrı bir yere koymuyoruz. Biz o yüzden din ila din ayrımı da yapmıyoruz müzikimiz içerisinde. Bu milli manevi değerlere ve kültüre, imana, inanca hizmet ettiği sürece herkes kendi elinde ne varsa
aslında onunla hizmet ediyor. Evet. Kalemi olan kalemiyle, sazı olan sazıyla, sözü olan sözüyle, sanat olan sanatıyla, zanaat olan zanaatıyla hizmet ediyor. Hepsi Cenab-ı Hakk'ı ululamak, hepsi Hazreti Peygamber olan muhabbeti göstermek, hepsi salatü selama, zikre, tevhide ve Allah'ın yarattıklarına muhabbeti göstermek ve gösterilen yaratılanlara eşref-i mahluk olarak tarif ediliyor insan malum. Eşref-i mahluk da yaratılmışların en şerefsi değil mi hocam? Evet, en şerefli evet. Olmak da aslında saygıyla alakalı. Bütün bunlar içerisinde baktığımız zaman eserlerimizin hemen hemen tamamı aynı minvalde olduğunu biz görüyoruz. Yani saygıyı, sevgiyi, hürmeti, muhabbeti yine Cenab-ı Hak'tan aslında olan hasletlerle işliyor bizim asarımız. Aşık Veysel'de Sonbahar olarak aslında bunu vefatından çok kısa bir süre önce değil mi? Evet. İcra etmiş kaydı var. Zaten farkındaysanız hocam programımızın başından beri Veysel'le çok eser geçtik. Çünkü çok önemli bir. Hangi erdemden bahsedecek olursak olalım yolumuz bir şekilde Veysel'e düşüyor. Hepsi öyle evet. Ama Aşık Veysel'in bambaşka bir hayatı var. Bu noktada gerçekten güzel izler bıraktı insanlığa, insana dair, insani değerlere dair. Bu yüzden de biz Aşık Veysel'e çok ayrıca asarımız içerisinde, yörelerimizde ayrıca bir hürmet ediyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. Yine sonbahar ve ölüm hali olarak bakıldığında hocam, Ramazan-ı Şerif özelinde biraz daha ailenin, Burak hocam da biraz önce konu edindi ya, çekirdek aile. Aile özelinde anne, baba ve evlatlar özellikle, evlatların anneye baba olan saygısı, öf bile demeyin diyor ya ayet-i kerimede Cenab-ı Hak. Biraz onların üzerinde konuşup ufak ufak sonuna gelelim isterseniz programımızın. Ben mesela şöyle bir şey görüyorum nesilde. Oradan da isterseniz bahsederseniz sevinirim. Diyor ki mesela bir genç arkadaşımız, ben aile kurumuna inanmıyorum. Bugün çok yaygın olarak söyleniyor mesela. Yani şöyle insan bunu söylediği zaman şöyle bir kendisine bir bakması icap etmez mi? Bir aile kurumunun bir desteği, izdivacın, bir muhabbetin, bir aileden olan bir birey olarak bunu söylüyoruz. Aile kurumuna inanmıyorum ifadesi burada beni üzen, yaralayan bir şey mesela. Çünkü Cenab-ı Hak burada aile olmayı biliyorsunuz emrediyor. Hazreti Peygamber ben sizin çokluğunuzla övünürüm diyor değil mi? Yani zaten yalnızız, biraz daha yalnızlaşalım diye mi bunu söylüyoruz, yaşıyoruz diye herkes kendine bir sorsun diyerek gençlere, nesillere, evlatlara, kendi evlatlarımızla da aynı zamanda onları da dinleyecekler bu programları elbette umut ediyoruz. Ne dersiniz hocam, buyurun. Çok önemli bir konuya değindiniz. Aile toplumun temel yapı taşlarından bir tanesi. En önemli kurumlarından bir tanesi. Hatta toplumun prototipi, çekirdeği. Eğer biz aileyi yok farz edersek, aile kurumunu önemsemezsek toplumu dağıtmış oluruz. Toplum diye bir şey ortada. Bir sonraki kuşak nasıl olacak? Olmaz yani. Nasıl İnsanlığın olacak? Geleceğini bitirmek anlamına gelir bu. O yüzden ailenin mutlaka korunması gerekiyor. Aile çok önemli bir kurum. İçerisinde tabii içerisinde doğuyoruz. Pek çok insani vasıflarımızı ve niteliklerimizi, değerlerimizi aileden öğreniyoruz. Aileyi kaldırırsak bizim geçmişle de bağımız kopar. Geleceğe dönük herhangi bir öngörüde de bulunamayız. Bu mümkün değil. Yani aslında aile kurumunu ortadan kaldırdığımızda insanlığın yaşamını ortadan kaldırıyoruz gibi bir ifade ortaya çıkıyor. Son derece tehlikeli bir durum olarak. İşte o kurumun görüyorum. Saygınlığında korumak durumunda olanlar aslında evlatlar. Tabii ki. Aile kurum içerisinde huzur istiyorsak, ailenin varlığının devam ettirilmesini istiyorsak, parçalanmasını önlemek istiyorsak, ailede herkesin birbirine saygı göstermesi gerekiyor. Kocanın hanımına, eşine, hanımın beyine, evlatların annesine, babasına mutlaka saygı göstermesi gerekiyor. Birisi konuşurken diğerinin onu dinlemesi gerekiyor. Ayet-i kerimede de var ya, Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'in yanında konuşurken sesinizi yükseltmeyin diyor. Evet. Yani annemizle babamızla konuşurken çocukların yüksek sesle konuşmaması gerekiyor. Tabii ki duyulacak, anlaşılacak şekilde ama yani yüksek bile perdeden, saygısızlık olarak tabii ki algılıyor. Saygısızlık olarak görüyor. Evet. Hele yaşlanınca anne baba bu çok daha önemli hale geliyor. Çünkü insan yaşlandıkça var olduğunu hissedemiyor. Yani artık elden düşmüş, ayaktan düşmüş, bir işe yaramaz gibi İhtiyaçlar kendisini görmeye başlıyor. Yardıma daha çok muhtaç oluyor. Aslında saygı o zaman çok daha değerli hale geliyor gibi ama küçük yaşta da değerli bir şey.
Dolayısıyla özetle şunu söylemek gerekiyor. Baba ve anne çocuklarına saygı gösterecek. Bu saygı hürmet anlamında değil, merhamet anlamında ve onları var olarak görme, bir insan olarak, bir birey olarak görme anlamında olacak. Küçükler de, evlatlar da anne babalarını büyük olarak sevecekler, hürmet edecekler, sözlerini dinleyecekler ve onların kendilerini aslında iyiliğe ve güzelliğe taşımak için bir gayret sarf ettiğinin de farkında olacaklar, bilincinde olacaklar. Bu saygı çerçevesi içerisinde aile huzuru sağlanabilir ve bu aile varlığını da devam ettirebilir. Sağlıklı bir aile, sağlıklı bir toplum, güçlü bir toplum anlamına gelir. Hocam çok teşekkür ederim. Yani neticede çocukların saygın bir ailede saygın bir kimlik kazanmış olması, toplumun saygın bir nüfusa ulaşması noktasında çok önemli. Herkesin kendi içerisinde üzerine düşmesi gereken, üzerine düşen görevi, vazifesi ne varsa saygı ve saygınlık manasında bu programın konusu doğrultusunda lütfen bunu da herkes kendi muhasebesine, evet, hepimiz, bizler de dahil, muhasebemizi yapalım. Saygı noktasında hayatı güzelleştirmek için neler yapabiliriz? Bir cümle daha söyleyeyim izin verirseniz. Aile içerisinde birbirine saygı göstermeyenler aile dışında da başkalarına saygı göstermez. Çünkü zaten bunları öğrendiğimiz yer orası. Yaşam biçimi, evet, zaten hayat tarzı haline geliyor değil mi? Yani evet, bu bunlardan yoksun bir hayatı devam ettiremeyeceğimiz için saygı bizim olmazsa olmazımız, iletişimden, doğumdan ölüme kadar, ölüme kadar, haneden çarşıya, pazara, camiye vesaire, trafiğe. Evet, evet. Efendim malumunuz konumuz saygıydı. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Hayır hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür katkılarınız ederim. Katkılarınız için, sizi misafir etmekten büyük mutluluk duyduk. Ben de onur duydum. Sağ olun hocam, o şeref bize ait. Efendim bu manada yine repertuarımızdan bir eserle tamam edelim isterseniz. Vücud iklimin sultanı sensin diye yine Hazreti Peygamber'e, en sevgiliye, muhabbeten, saygının gösterilmiş olduğu bir eser daha var. Pek çok eser var elbette. Bugünkü repertuarımıza aldığımız bu eserle sona erecek inşallah bugünkü programımızda. Hacı Arif Bey'e ait bir eser. Birlikte okumaya gayret edeceğiz. Yarın başka bir konu ile tekrar huzurlarınızda olmak arzu ediyoruz. Hoşça kalın. Esen kalın efendim. Dermanı sensin. Bu cismi